Peki Ali İhsan hocam, ovar kisti ve miyomlar, birçok izleyicimizin, hanımefendinin aklına gelen merak edilen sorulardan biridir ovar kisti ve miyom. Peki bu kanserle ilişkilendirilebilir mi, miyomlar ve diğer ovar kisti? Ovar kistleri ve miyomlar kadınlarda en sık gördüğümüz problemler. Ovar kistlerinden başlarsak, ovar kistleri adet görme yaşından itibaren menopoza kadar her kadında her ay görülebilir. Aslında temel olarak yumurtlamamızı sağlayan sistem bir kist oluşturur. 2 santim civarında bir kist oluşturur. Eğer bu kist 2 santimden daha büyük hale dönüşürse, eğer kistin çatlaması gereken dönemde çatlamazsa hastalık haline dönüşebilir. Yani over kistler oluşabilir. Basit over kistleri temel olarak kanser değildir. Hormon duyarlı kistlerdir. Hormon ilaçları verdiğinizde tedavi olurlar. Genellikle uzun vadeli tedaviler için doğum kontrol hapları kullanılır. Ancak çok büyürlerse ve hastanın hayatını tehdit etme ihtimalleri ortaya çıkarsa açık veya kapalı, ama sıklıkla kapalı ameliyatlarla basitçe tedavi edilebilir. Basit overkistleri kanserle ilişkilendirilmemelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir problem var burada. Nedir hocam? Bazı overkistlerin içinde kanser odakları bulunabilir. Bizim semisolid, yani yarı kistik, yarı sert dokular dediğimiz overkistlerinde problem kanserle karışabilir. Ya da siz basit overkist sanabilirsiniz. Aslında problem kanserdir. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Eğer böyle bir problemle karşı karşıyaysanız, doktorunuza gittiğinizde doktorunuz size muhtemelen bir cerrahi önerecektir. Yani bir ameliyat önerecektir. Sadece kisti almak üzere basit bir ameliyatla, ameliyat sırasında frozen dediğimiz bir teknikle problemin kanser olup olmadığı anlaşılabilir. Yumurtalığı korumak gerekiyor. Yumurtalık insan vücudundaki en önemli organlardan biri. Doğurganlığımızı sağlayan organlardan biri. Ancak maalesef sıklıkla kistler ve kanserlere sebep oluyor. Basit over kistlerini hastalarımız lütfen kanserle karıştırmasınlar. Korkmalarına gerek yok. Çok basit tedavi edilebilir. %98'i, %99'u ilaç tedavisine cevap verir. Eğer çok çok büyümedilerse mutlaka ilaçla tedavi edildiğinde problem geri dönecektir. Ancak bir sıkıntı var. Bu problem birkaç ay sonra tekrar edebilir. Eğer o dönemde doğurganlık istemiyorlarsa doğum kontrol hapı kullanmalarını öneriyorum. Doğum kontrol hapları yumurtalık kistlerini, yani over kistlerini baskı altına alarak oluşumlarını engelleyebilir. Miyomlar biraz daha enteresan. Görüntü olarak bazı kanserlerle karışıyor miyomlar. Miyom, rahim damarlarının düz kaslarından ortaya çıkan bir tümör. Ama iyi huylu bir tümör. Neredeyse 7-8 kadında ikisinde, üçünde ortaya çıkıyor. Yani yaklaşık olarak %30 civarında kadında yaşamının bir noktasında küçük veya büyük bir miyomla karşılaşıyoruz. Hastalarımızın şunu bilmesinde fayda var. Miyom bir kanser değildir. Tekrar söylüyorum. Evet. Miyom bir kanser değildir. Ve hiçbir zaman kansere dönüşmez. Ancak buna rağmen miyomun cerrahiyle alınmasını gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz ve sıklıkla karşılaşırız. Şiddetli kanamalara sebep olabilir. Miyomun merkezinde bazı hücresel değişiklikler oluşabilir. Bizim kalsifikasyon veya likeifikasyon dediğimiz problemlerle karşılaşabiliriz. Diğer organlara baskı uygulayacak kadar büyüyebilir. Ya da rahimi tamamen kaplayıp ileride rahimin alınmasına sebep olacak kadar büyüyebilir. Bu sebeple bunun belli bir kriteri var. Eğer çok fazla ağrı varsa, çok fazla kanama varsa ve bir miyom 4 santimden büyükse cerrahi gereklidir. Acil değil, kanser değil ama cerrahi gerekebilir. Peki büyümemesi için ilaç tedavisi mi öneriyorsunuz? Miyomun büyüme hızı kişiden kişiye değişiyor. Bu daha çok vücutta salınan östrojenle ilişkilendiriliyor. Ancak herhangi bir tedavi yolu yok. Eğer vücudunuzdaki östrojen ortadan kalkarsa, yani menopoza girerseniz miyom kendiliğinden ortadan kalkar. Ama sağlıklı bir insanı menopoza sokmak doğru bir uygulama olmadığı için herhangi bir ilaç tedavisi vermemeye çalışıyoruz hastalarımıza. Eğer cerrahi sınırlara geldiyse farklı yöntemlerle, vajinal bölgeden girerek, açık, kapalı yöntemlerle
miyom temizlenerek problemden kurtulabilirsiniz. Bir şey daha özellikle vurgulamak istiyorum. Miyom olan hastalarımız daha önceki yıllarda daha çok rahim alma yoluna gidiliyordu. Artık dünyada kabul edilen şey, rahimi mümkün olduğu kadar almıyoruz. Sadece miyomu alarak problemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tekrarlayabilir mi? Evet, tekrarlayabilir. Ama tekrarlayacak diye kadının rahimini alarak pek çok hastalığa davetiye çıkartmamaya çalışıyoruz. Rahim adet görmüyorsa bile, menopoza yakınsa bile o rahimin vücutta bazı fonksiyonları var. İdrar torbasını tutuyor. Ve bazı hormonları rahim olduğu için salgılanması devam ediyor ve yaşlanmayı önlüyor rahim. Bu sebeple mümkünse sadece miyomu çıkartmak, tabii cerrahi olarak mümkün değilse, gerekirse rahimin bir parçasını en azından bırakarak almakta fayda var.